Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan abi, ben geçtiğimiz dönemde çekmenin bir iki tane video vardı. Bunlardan bir tanesini e, yine geçtiğimiz süreçte çektik. Geçtiğimiz hafta içinde çektik. Xiaomi 12 bize ne sunuyor demiştik. Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'dan bahsetmiştik. Bununla beraber tabii ki ya benim taşınma Arifem'de tanıtılan telefonlardan bir tanesi OnePlus 10 One Pro oldu. Bununla ilgili de çok fazla soru var. Abi hani bu telefonla ilgili ne söylersin falan filan. İşte bu telefon Türkiye'ye gelir mi diyen çok fazla insan var. Çünkü neden? OnePlus'ın bir hayran kitlesi var, bir seven kitlesi var fakat ben e, yani e, tabii ki Oppo Find N lansmanından sonra e, ben şunu düşünmüştüm. Dedim ya OnePlus lav edildi. Yani OnePlus tamamen yok edildi diye düşünmüştüm. Çünkü OnePlus'ın CEO'sunu sen aldın Oppo'da ürün müdürü yaptın. OnePlus'ın şeyine çıkıyor. E, i̇şte lansmanını o yapıyor. Yani nasıl bir sistem var bilmiyorum. Yani işte Oppo'da ürün müdürü işte boş zamanlarında da OnePlus'ta CEO'luk mu yapıyor mesela? Valla ben anlamadım bir şey. Yani böyle güzel bir markayı enteresan bir hale getirdiler. Bununla beraber OnePlus'ın biliyorsunuz kendi yazılım vardı. Oxygen OS işletim sistemi var yani e, arayüzü vardı. Oradan da Color geçişi yapıldı. Yani yıllardan beri ya yani herhalde e, OnePlus nerede hata yaptı diye geçtiğimiz günlerde Samsung hatta olan bir yerden paylaşalım. Samsung nerede hata yaptı diye bir video çekmiştik. Belki de OnePlus'ın ya da OPPO'nun yaptığı hatalarla ilgili belki önümüzdeki dönemde video çekeriz. Şimdi OnePlus 10 Pro tanıtıldı ama OnePlus 9 Pro ben yanlış hatırlamıyorsam Mart ayının son haftası falan tanıtılmıştı geçtiğimiz yıl. Yani aradan 10 ay gibi bir zaman geçtikten sonra OnePlus'ın yeni telefonunu tanıttığını gördük. Yani biraz hani arada bir yıllık bir döngü de yok. OnePlus 10 da gelmedi mesela sadece 10 Pro diye bir telefon tanıtıldı. O da bence ilginç. Yani Bence doğru bir yaklaşım olabilir çünkü OnePlus 10 Pro yapabilirsin orada Amiral Games pazarı için ee, onun altını da işte 10R işte artık 10T artık neyse onlarla da doldurabilirsin bence o da mantıklı olabilir önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz şimdi bana sorarsanız ki bana soruyorsunuz abi hani OnePlus 9 Pro ile OnePlus 10 Pro arasında ne fark var İşte abi hani ekran tarafında aynı şeyi görüyoruz işte şudur budur falan birçok şey söyleniyor. Ne fark var diyorsunuz? Arada ya inanılmaz bir fiyat farkı var arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyelim, ya hani sondan başlayalım. OnePlus 9 Pro'nun e, 1000 dolar 1100 dolarla civarlarında bir fiyatı varken bugün baktığım zaman arkadaşlar 256 hafıza 12 RAM'li modelin şu anda Çin'de 835 dolara satıldığını görüyoruz. Bana sorarsanız çok iyi ki ilk giriş modeli 128 hafıza 8 RAM'li modelinse 740 dolar civarlarında yani yine Çin pazarına satışa sunulduğunu görüyoruz ki hani hakikaten şu noktada şöyle söyleyebiliriz yani, yani Snapdragon 8 Gen 1 teknolojisine sahip en uygun fiyatlı e, Çin telefonu olma yolunda ilerliyor. tabii ki mutlaka Realme'nin de bu noktada 8 Gen 1 teknolojisine sahip yeni bir telefonla da karşısına çıkacağını öngörebiliriz. E, orada belki fiyat biraz daha uygun olabilir ama ben şunu çok net söyleyeyim. Ve i̇ki telefon arasında yani OnePlus 9 Pro ile OnePlus 10 Pro arasındaki bence en önemli detay kesinlikle ama kesinlikle fiyat farkı. Şimdi bununla beraber tabii ki bu Hasselblad ile olan e, ortaklık yine devam ediliyor. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde e, burada kanyonda bir toplantıya gittim. O toplantıda onu beklerken orada Leica'nın e, şeyini gördüm. Böyle mağazasını gördüm ve Leica'nın mağazasına gittim. E ee, işte orada konuşurken falan filan şudur budur. Oradaki oranın müdürüyle e, sohbet ettik ve kendimi tanıttım falan filan şudur budur. Biraz işte fotoğraf makinalarından konuşmaya başladık falan. Fiyatlardan konuşmaya başladık. Şimdi şöyle bir şey söyledi. Mesela dedi Huawei ile dedi bizimleri ortaklığımız var. Mesela baktığınız zaman insanlar sanki şöyle bir algı vardır. Yani sanki Leica Huawei lens tedari ediyormuş gibi bir durumla karşı karşıyız ama ya kesinlikle Leica'nın böyle bir şey yapma imkanı yok. Ya yani böyle bir fabrikası yok dedi yani. Çünkü Bizim dedi layık like olarak Almanya'da bir e, tesisimiz var işte bir e, artık AVM gibi böyle bir artık nasıl söyleyeyim bir alışveriş merkezinde böyle bir iki katlı bir yerleri varmış işte alt katta işte e, fabrika gibi kullanıyormuş işte atölye gibi kullanıyormuş falan ya yani bizim dedi böyle bir sistemimiz var yani biz dedi hani büyük üretim tesislerine falan filan sahip olan bir marka değiliz bizde her şey el işçiliğiyle yapılıyor dedi yani dolayısıyla yani büyük montanlı işte lens üretimleri falan bizde mümkün değil bunlar dedi. Ee, ve ben e, geçtiğimiz günlerde de bu Leica'nın hatırlayacaksınız bir telefonu vardı. Leica Lets Phone adında bir telefon çıkarttı arkadaşlar ve bu telefona baktığınız zaman işte birinci sensörü falan böyle acayip bir güzel makineden bahsediyoruz. Güzel bir telefondan bahsediyoruz. Şimdi o telefonun kamerasına baktığımız zaman e, şimdi Leica lensler var mı yok mu bilmiyorum ama telefonun içinde Leica'ya özel bir yazılım var ve bu Leica yazılımıyla ile beraber Özellikle biliyorsunuz Leica'nın olayı nedir? Siyah beyaz fotoğrafçılık dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Leica'dır. Leica'da siyah beyaz fotoğraf çekmeyle ilgili Leica modu diye bir mod var arkadaşlar. Orada monokrom moduna aldığınız zaman Leica'nın eski kameraları gibi bir siyah beyaz fotoğraf çekilebilmesine olanak sağlıyor ki gerçekten de bu yani inanılmaz bir teknoloji. Şimdi bu teknoloji mesela ben şeye baktım. Huawei tarafında mesela var mı? Yok. Huawei tarafında kesinlikle böyle bir şey yok. İşte Leica'ya özel bazı efektler olsa da Leica'nın kendi telefonunda kullandığı efekti göremedik. Şimdi bu telefonda da OnePlus 10 Pro'ya baktığımız zaman da Hasselblad'le bir e, birliktelik olduğunu görüyoruz. Hatta ortaya çıkan görsellere göre Oppo'nun Find X5 serisinde arkadaşlar X4'te geçiyoruz, X5'e geliyoruz. X5 serisinde de yine Hasselblad'le birlikte bir e, kamera teknolojisinin geliştirildiğinden bahsediliyor. Şimdi ben lansmanı izledim mesela. E, lansmanda mesela Leica ile ilgili, özür dilerim Hasselblad ile ilgili yani hiçbir şey söylenmediğini görüyoruz. Dolayısıyla Hasselblad dediğimiz bu marka yani ki çok güçlü bir marka. Ya bu marka bu telefonların neresinde ben onu merak ediyorum. Yani hangi teknolojisiyle bu telefonların içinde? Çünkü ben mesela Leica'ya baktığım zaman normalde ben Leica'nın e, işte birçok insan lens tercih yani lensi işte şey Huawei için yaptığını söylüyor düşünüyor olabilir falan filan ama ya böyle bir şey yok kesinlikle arkadaşlar ben işte Leica atıyorum işte Hasselblad e bununla beraber işte Zeiss gibi markaların telefonlara hangi alanda giriş yaptığını hangi alana destek verdiğini çok fazla merak ediyorum çünkü Leica'nın Let's Phone isimli telefonunu gördükten sonra ben açıkçası sanki Leica'nın Huawei'ye tam olarak da bir destek vermediğini düşünmeye başladım. Hasselblad tam olarak nasıl bir destek sağlıyor? Bunu da önümüzdeki dönemde mutlaka mutlaka detaylı olarak öğrenip sizlerle bunu paylaşacağız. Çünkü baktığınız zaman DxOMark sitesine falan OnePlus 9 Pro'nun Hasselblad desteği de olsa çok da yani yüksek puanlar almadığını görüyoruz. Dediğim gibi böyle güçlü markaların telefonlarına nasıl bir destek saldığını ben de çok fazla merak ediyorum. Ben biraz lansmandan bahsedeceğim size. Tabii ki Pitlow e, lansmanda işte sahneye çıktı ve OnePlus'ın biraz renklerinden bahsetti. Bununla beraber telefon tasarımından biraz bahsedildi. Renkler tarafına gerçekten de oldukça e, detaylı şekilde bir gösterim yapıldı. Arka tarafının böyle pürüzlü bir yapısı olduğundan bahsedildi. Ama şunu da söylemek lazım. Ya bu tarz telefonları alan birçok insanın tabii ki bu telefonları bir kılıfla kullandığını görüyoruz. Daha sonra çok uzun bir süre yani uzun bir süre gerçekten de Hyper HyperBoost adı verilen bir teknolojiden bahsedildi. E, bu teknolojinin işte getiriklerinden bahsedildi, oyun içine e, saldığı e, detaylardan bahsedildi, i̇şte soğutma teknolojilerinden bahsedildi yani birçok burada dediğim gibi detay verildi. PUBG oyuncuları için işte LoL oyuncuları için mükemmel bir telefon olduğundan bahsedildi. İşte PUBG oyunu için bununla beraber LoL gibi oyunlarda arkadaşlar bir de bu Çinlerin çok oynadığı bu PC Elite diye bir e, PC Elite diye bir oyun var arkadaşlar onunla e, o oyunların hepsi için bu telefon referans bir telefon olduğundan bahsedildi. Android 12 ve ColorOS 12.1 güncellemesiyle bu telefonun geleceği söylendi. Yani şunu söyleyebilirim benim en azından anladığım kadarıyla bu telefon 36 ay boyunca güncelleme alacak telefonlardan da bir tanesi olduğu söylendi ki gerçekten de böyle bir durum varsa yani ben anlamaya çalıştığım kadarıyla bunu anladım arkadaşlar. Böyle bir durum varsa bence mükemmel bir önümüzdeki süreçte işte OnePlus'ın aslında çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak ve fiyat düşmesinin önüne geçebilecek etkenlerden bir tanesi. Telefonda 5000 miliamper pil gücü olduğu söylendi ve 80 watt hızlı şarj desteği ile 32 dakikada bunu şarj edebildiği belirtildi. Bir önceki nesli hatırlayacaksınız 4500 miliamper pil gücü vardı. Onu da 65 watt hızlı şarj desteğiyle 28 dakika civarında şarj edebiliyorduk. Pilin dediğim gibi %13 civarlarında artmasına rağmen dediğim gibi 80 wattla beraber çok da bir fark etmediğini çok burada görebiliyoruz. Bundan dolayı aslında 5000 mAh 32 dakikada gerçekten de oldukça hızlı bir şekilde şarj oluyor. Benim tahminim Oppo'nun da aslında bize tanıtacağı teknolojilerden bir tanesi o Haptic adı verilen yeni bir motordan bahsedildi ki bu titreşim motoru gerçekten de 5 milisaniye tepkime süresiyle beraber e, bambaşka bir Özellikle oyun deneyimi sunacağı ile ilgili yorumlar yapıldı. Bununla nasıl bir performans imza atacak? Dediğim gibi telefonlar geldiği zaman önümüzdeki dönemde mutlaka sizlerle bunun deneyimini paylaşmak isterim. Ama özellikle bu o adı verilen bu motorun ben dediğim gibi Find X5 serisinde kullanacağından eminim. Şimdi gelelim telefonun kameralarına. Telefonun kameralarından da bahsedildi. Telefonda arka tarafta üçlü bir kamera yapısı var arkadaşlar. Bu dördüncü kamera gibi görünen işte orada bir LED bir teknoloji var arkadaşlar. Orada LED bir flash ışığı var. Bu flash ışının üstüne baktığımız zaman ilginç bir şey yazıyor. P2D50T yazan bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ben de açıkçası ya acaba dedim hani bu ne anlama geliyor diye merak ettim. Araştırdığım zaman da şu anlama geldiğini gördüm. Gerçekten çok enteresan. OnePlus P'nin telefon anlama geldi anlamına geldiğini söylüyor. 2D'nin ise Hasselblad'in ikinci neslinin olduğu belirtiliyor. 50T içinde OnePlus'ın işte 50 megapiksel üçlü kamera yapısında olduğunun e, ortaya çıktığı belirtiliyor. Yani buna ne gerek varmış? Ya aşırı derece saçma böyle bir şey yazmanızın ne anlamı var? Hakikaten anlamadım ama flash ışığında p 2 de 50T yazmasının sebebi de buymuş. Şimdi telefonda 48 megapiksel bir ana kameramız var. Tabii ki f1.8 diyafram değerine sahip olan bu kamera Sony IMX 789 sensörle geliyor ve 1 bölü 1.43 inçlik bir sensör boyutu var ki ee, oldukça dilinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz ama e, çekilen fotoğrafları falan gördüğümüz zaman arkadaşlar gerçekten de ya yani kesinlikle çok başarılı fotoğraflar bizlere gösterildi ama tabii ki gerçek dünyada yani ne sunacak telefonlar bunu çok fazla merak ediyoruz. Çünkü OnePlus 9 Pro'nun lansmanında da inanılmaz fotoğraflar gösterilmişti ama bizim çektiğimiz fotoğraflar yani çok da bizi tatmin etmedi. Özellikle ön kamera tarafında diye çok fazla tatmin olmadığımız bir kamera performansına karşı karşıya kalmıştık. Umarım OnePlus 10 Pro'da bunların da aşılabildiğini görürüz. Şimdi açıkçası kamera ile ilgili OnePlus çok böyle şu özellik var, bu özellik var, şöyle işte zoom yapıyor, böyle zoom yapıyor bir şeyler göstermedi ama şuna çok fazla değindiler. Yani bu kameranın renk doğruluğu tarafında en başarılı kamera olduğunu özellikle altını çizdiler. Donanım modülü birinci renk kalibrasyon adını verdikleri bir teknoloji geliştirdiğini yine belirttiler. Hassas renk kontrolü ve bunun derleyicisiyle ilgili de bir yine yazılımsal bir iyileştirme olduğu yine belirtildi. Kamera rengini tanımlama gibi bir derin yani böyle bir yazılımdan bahsedildi. Nasıl bir şeyi imza atacak çok fazla merak ediyorum. Ve bununla beraber Hasselblad'in aslında bu noktada Hasselblad devreye giriyor olabilir ve Hasselblad doğal renk optimizasyonu adını verdiği bir yazılım desteği sayesinde 500'den farklı sahneyle beraber otomatik renk optimizasyonunun sağlanmasını bizlere sunabildiğini belirttiler. Ben de çok fazla merak ediyorum nasıl bir sonucu imza atacak. Özellikle karşılaştırmalı çekeceğimiz fotoğraflarla beraber aslında OnePlus 10 Pro'nun nasıl bir sonucu imza atacağını önümüzdeki günlerde hatta önümüzdeki hafta yapacağım testlerde sizlerle paylaşacağım. Telefonda ya yabancı olmadığımız, <laughs> uzun zamandan beri gördüğümüz 8 megapiksel 3.3x optik zoom yapabilen 72 mm odak uzaklığına sahip arkadaşlar bir telefoto lens var. Bunun özellikle portre çekimlerine falan çok başarılı işlere imza atabileceğini düşünüyorum. Bununla beraber çok enteresan bir geniş açı lens bizlere gösterildi. Tam 150 derece. Normalde baktığımız zaman 113 derece civarlarında bir geniş açı lensler vardır akıllı telefonlara kullanılan ama bu noktada ya OnePlus 150 derecelik bir geniş açı bize sunarak tamamen balık gözü efektinin bizlere sunulabilmesini sağlamış. Şimdi normalde OnePlus diyor ki aslında biz balık gözü efektini en aza indirgedik falan filan diyor ama ya çekilen fotoğraflara baktığınız zaman ya gerçekten çok ciddi bir balık gözü efekti var ve fotoğraflar resmen panorama fotoğrafları gibi bir hissiyata bize kavuşturuyor. Bu kadar geniş bir açıya gerek var mıydı diye soruyorsanız fotoğrafçı tarafında bana sorarsanız yoktu ama 150 derece açıklığa sahip böyle fotoğraflar çekebilmek de gerçekten Ilginç sonuçlara imza atabilir ama işte dediğim gibi bunun böyle biraz daha düşük ışıklı ortamlarda nasıl bir sonucu imza atacağını oldukça fazla merak ediyorum. Umarım renk tarafında çok büyük farklılıklar da oluşmaz. Ana kameradan bahsediyorum tabii ki. Ana kamerayla geniş açı sensör arasında renk tarafında çok büyük farklılıklar da oluşmaz. Bunu dediğim gibi önümüzdeki günlerde test edeceğiz. Ya lansmanda gözüme çarpan bir şeyden bahsedeceğim. Pit lao sürekli böyle yukarı baktı ya. Yani mesela düşünsenize ben işte mesela size bir şey anlatıyorum ve sürekli yukarı bakıyor. <laughs> ya böyle bir şey olur mu abi? Ya ya sen Pit Leo'sun abi ya. Ya oraya yazarsın dersin mesela bak ben de burayı not aldım. Not aldım yazdım işte mesela 50 megapiksel f2.2 150 derece yazdım. Şimdi bununla ilgili benim bir düşüncem var. Bu düşüncemi anlatabiliyorum. Yani sen abi Pit Leo'sun ya. Yani senin telefonla ilgili anlatacağın birçok şey vardır. Yani sen abi OnePlus'un kurucusun ya. Hani senin Promptor'a böyle bakmaya ihtiyacın var. Sürekli böyle yukarı bakarak, Promptor'a bakarak sürekli olarak bir şeyler anlattı. Yani bana sorarsanız bu biraz insanı inandırıcılıktan uzaklaştırıyor. Bu konuda da mutlaka mutlaka Pit'in e, alması gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi insanların gözünün içine bakarak daha net bir şekilde anlatabilir. Mesela ben e, onu Xiaomi CEO'su Leycan bana sorarsanız hani bu konuda biraz daha başarılı diyebiliriz. Evet belki o da İngilizce tarafında biraz e, problemli. <laughs> Hatta lafı uzatması tarafında problemli bir arkadaş olabilir ama ben de, bence prezentasyon tarafında kesinlikle Pit'e göre daha başarılı. Bu konuda da Pit'in kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Birçok insan tabii şunu soracak. Abi OnePlus 10 Pro Türkiye'ye gelir mi diyeceksiniz. Ya OnePlus 9 Pro Türkiye'ye geldiyse valla OnePlus 10 Pro Türkiye'ye gelebilir. Ama şu an halen OnePlus 10 Pro'nun global pazarda satışa sunup sunulmayacağı da soru işaretlerinden bir tanesi. Oppo dediğim gibi bir telefon yapıyor. İşte mesela Find N yapıyor. İşte global pazarda satışa sunulacak sunulacak mı? Belli değil. İşte e, Rino 7 yaptı, yani Rino 7 aylar oldu tanıtılalı diyelim, e, Ocak bitecek, Şubat'a gireceğiz. E, gelecek mi Avrupa'ya? E, o da belli değil. Yani işte OnePlus 10 Pro yaptı. OnePlus 10 gelecek mi? İşte 10R gelecek mi? 10T gelecek mi? Bunlar da bilinmiyor. Yani gibi biraz yani 8 Gen 1 teknolojisine sahip telefonu hemen bir tanıtalım gibi bir duruma giriliyor ve bir yıl bile tamamlanmadan telefonlar hızlı bir şekilde bizlere sunuluyor ama gerçekten de yani bir gelişim var mı? Ya bunda takdirini sizlere bırakıyorum. ben dediğim gibi OnePlus 10 Pro bence en önemli şeylerden bir tanesi 740 dolarlık fiyatı 128'e 8 olan versiyonun 740 dolar olması. Bence bu noktada telefon tercih edilebilme seçeneklerinden de bir tanesi olacaktır. Çünkü hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Find X5'in arkadaşlar 1000 doların üzerinde satılacağını göreceğiz. E bu da baktığınız zaman zaman içinde Find X5'in de bahar aylarında tanıtılacağını düşünürsek eğer. Yani o noktada telefon telefonun fiyatının 700 dolar altına bile düşebileceğini öngörürsek bence herhalde en alınabilir 8 Gen 1 teknolojisine sahip telefon herhalde OnePlus 10 Pro olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz OnePlus 10 Pro'yu ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye pazarına gelse hangi fiyatlardan alırsınız? Bu konuda da bizlere destek olursanız çok teşekkür edeceğim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.